Değer kavramı aslında bizim doğuştan getirdiğimiz bir yetenek, bir özellik midir? Yoksa sonrasında belli bir yaşa geldikten sonra ailemiz veya dış çevre etkisiyle ortaya çıkan bir durum mu olur? Mesela şu örneği de verdim. Aklıma da hep o geliyor. Şimdi hocam bir çocuk normalde yalan söylemeyi bilmez. Hatta ilk etapta hep dürüstçe her şeyi yaptığı bir yaramazlığı dahi kolaylıkla söyleyebilir. Ama o çocuk daha sonrasında eğer o söylediği doğruyla beraber bir yaptırım uygulanırsa ailesi tarafından veya bir ceza alırsa sonra doğruyla arasına bir mesafe de koyabilir. Artık belki yalan söylemeye de başvurabilir. Çünkü arkasına gelecek bir ceza vardır. Şimdi böyle bir durumda yani aslında o çocukta o değer var mıydı? Sonrasında ailesi tarafından mı kendisine aktarıldı? Nasıl bir açıklama yapabiliriz sizce buna? Çocuk, teşekkür ederim bu çok güzel ve anlamlı soru için değerli hanımefendi. Rabbimiz hiçbir şey bilmez olarak yarattığını buyuruyor. Evet. Ailede ne görürse ilk donanımlar öyle. Ömür boyu böyle gidecek anlamına gelmiyor ama ailede gördükleri hem ilk insan ilişkileri ailede hem günlük hareketlerimiz, alışkanlıklarımız dahil olmak üzere değerlerimiz, yaklaştığımız, uzaklaştığımız, sevdiğimiz, sevmediğimiz, koştuğumuz, kaçtığımız ne varsa çocuk ailede görüyor. Ve ailede çocuk anneyi babaya karşı yalan söylerken ya da babayı anneye karşı yalan söylerken ya da doğruyu söylediğinde tam da sizin ifade ettiğiniz gibi bunun doğru söylemenin bedelini acı bir şekilde çocuğa ödettiklerinde çocuk şunu öğreniyor. Hep öğrenmelerle zihnimiz büyüyor. Doğru söylersen azar işitirsin. O zaman yalan söyle. Evet. Bana bir beyefendi gelmişti, 17 yaşındaki bir oğlunu getirdi. Salih Hanım dedi, çok büyük bir derdimiz var. Hayırdır dedim, nedir? Oğlum yalan söylüyor dedi. Cümleyi doğru kuralım mı dedim. Biz oğluma yalan söyletiyoruz deyin. Çünkü korkan çocuk yalan söyler. O çocuk doğru söylediği zaman bir bedel ödeyeceğini, sizler tarafından tepki göreceğini, ceza alacağını bilmeseydi yalana gerek duymazdı. Evet, ihtiyaç duymazdı. Dolayısıyla bizim ailede aldığımız değerlerde bedeli ne olursa olsun verdiğimiz sözü tutmak. Bedeli ne olursa olsun harika bir işim var, mükemmel gelirli bir işim var, doğru söylesem kaybedeceğim. Gerçek kazanç doğruyu söyleyerek ahlakı korumaktır. Parayı korumak değildir, makamı mevkiyi korumak değildir. Biz şu anda parayı, makamı mevkiyi korumak için insanlara iftira atıyoruz. Yalanın bini bir parça şey, bini bir paha diye bir tabir var yani. Evet. Yani hiç sınırsız. Niye? Onu değer olarak gördüğümüz için. Ona ulaşmak gibi bir hedefimiz var. Yani çevremizdekileri kıra döke oraya odaklanmışız. Evet. İnsan yürekten yürekten inandığı şeyler için bedel öder. Bir insan, bir Müslüman şehit olduğu zaman sorgusuz sualsiz cennete gideceğini ve cennetteki en yüksek makamın onun olacağını bildiğinde koşuyor ya, ölüme koşuyor. Normalde birisi bana getirse dese ki eline şu iğneyi batır, batırmam, ben canım acıyor, niye batırayım? Ölmek ne demek? Hayatından, canından vazgeçmek demek. Kimin için? Onu veren için. Evet. Niye? O benim yüreğimde kök salmış. O benim yüreğimde çok yüksek bir anlamla var olmuş. Kendimi adayacağım bir değere, ideale dönüşmüş. İşte gönlüme yerleşmiş değerim neyse insan onun için her şeyi feda edebilir. Evet. İşte ailede çocuğun Allah'a dair, dine dair, bu aynı zamanda insanlığa dair değer demektir. Hani toplumsal değerler ve şey diyerek ayırmıyorum. Allah'ın değerleri zaten toplumsal değerler. Öyle toplumsal değer diyerek hayatımıza girmiş ama dinle ters o kadar şeyler var ki. Evet. Kan davaları dahil olmak üzere insanların birbirlerine yaptırım yaptıkları yığınla hususlar dahil olmak üzere bizim toplumsal değerlerin dine uygun olanlarını koruyarak, dine uygun olmayanları ayıklayarak tamamını dine uygun hale getirmek gibi bir sorumluluğumuz var. Bu aklını bu doğru bu yanlış diye çalıştırabilecek olgunlukta olan akıl taşıyarak bireysel tercihler bulunabilecek yaş olgunluğunda olan herkesin boynunun borcudur. Bu dünyanın Allah'ın
bizde görmesini istediği değerle çiçek gibi açmasına ihtiyaç var. Solmasına değil. Yok olmasına değil, var olmasına ihtiyaç var. İşte Batı'yı görüyoruz bugün. Yok etmeyi değer haline getirmiş. Hani insan haklarıydı? Hani Birleşmiş Milletler'di? Hani Kızıl Haç'tı? Hani kadın haklarıydı? Neredeler? Yoklar. Çünkü onlar kendi hakları, kendi istedikleri, kendi kendi sınıfları için oluşturulmuş değerler. İnsanlık için değil. Esmer sen değerin yok diyor. Allah onu değerli yaratıyor. Sen kimsin ki rengi siyah diyerekten ya da Türk diyerekten ya da Arap diyerekten ya da Kürt diyerekten sen kim oluyorsun ki değersizleştirebiliyorsun? Ya da kendin bir yerlere çıkmışsın. O çıktığın yerin senin adam olduğun, adı seni adam yaptığını zannetmişsin. Senin gözünde değeri yok diye Allah'ın gözünde çok değerli olan bir insana sen değersiz muamelesi yapıyorsun. Haddini aşıyorsun. Allah seni oraya çıkarttığı gibi indirmesini de bilir. Evet. Allah ne yapacağını kendisi en iyi bilir. Dolayısıyla değerli hanımefendi, Allah'ın bizim üzerimizde görmek istediği değerleri ailede var edersek toplumda var olur. Şu anda ailede yok, toplumda da yok. Evet hocam, ailede var etmek diyoruz ya, çok güzel bir noktaya da temas ettiniz. Yalnızca var olmak değil, aynı zamanda onu yaşatmak ve korumak tabii da bir o kadar önemli. Güzel bir örnek verdiniz. Mesela bir iş yerinde bir insanın tutumu aslında çok önemli. Belki çocukluğunda, aile ortamında evet çok adaletli, doğruluk ve dürüstlükle örülü bir ortamda büyümüş olabilir ama o iş yerinde orada gördüklerini eğer işleyemezse, zulmün karşısında veya adaletsizliğin karşısında her şeyini feda etmek uğruna bile karşı duramıyorsa, burada aslında oradaki değerlerimiz sadece aile ortamındaki oluşturduğumuz bir değer olarak da kalabiliyor. O değer silsilesini böyle bütün hayatımıza yaymak, yaşatmak ve devamlılığını oluşturmak için nasıl bir çaba sarf etmemiz gerekiyor hocam? Değerli hanımefendi, bizim bilgi kaynaklarımız değişirse biz değişiriz. İnsanın doğru bilgiyle irtibatı zihnini doğru gıdayla beslemesi, evet, anlamına gelir. Biz zehirli gıda yersek zehirleniriz. Bozuk gıda yersek zehirleniriz. Bozuk bilgi de insanı, zihnini, evet, karma karışık ediyor ve zehirliyor. O bilgiyle yapılan şeyler de yanlış oluyor. Dolayısıyla bizim bilgi kaynaklarımızı temiz ve ilk kaynağa ne kadar yakın bilgilerle donanırsak o kadar temiz kaynaktan beslenmiş oluruz. Bir suyun kaynağı ilk çıktığı yerde en temizdir. Oraya ulaşalım. Hı hı. Kaynaktan uzaklaştıkça kirlilik oranı artar. Hani sürekli akan su kir tutmaz derler. Uzunca bir süre akıyorsa evet kir tutmaz ama çevresindekilerden ne varsa giderken de onları da alır. Kimyasalları alır, zehir varsa onları alır. Evet dağdan taştan geliyorsa temizdir ama her nereye uğradığını bilmediğimiz bir suyun temizliğinden emin olamayız. Dolayısıyla ilk kaynağından çıktığı yerden biz bilgilenirsek o zaman o bilgi sağlıklı bilgi olur. Bu Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesi. Dolayısıyla bizler ailede bunun devamlı olmasını istiyorsak ailede hadis dersleri yapacağız. Sünneti seniye yapacağız. Peygamber ahlakını, peygamberlerin ahlakını, geçmiş kavimleri, Kur'an okumayı, Kur'an'ın manasına vakıf olmayı, iki sağlam tutacağımız daldan, can simitlerimizden tutarak çocuklarımızı da o muhabbetle, o dertle, davayla yoğuracağız ki çocuklarımızda da bu devam eden bir değer aktarımı oluştursun. Ama biz bunu yaparız da Nuh Aleyhisselam'ın oğluyla imtihanı gibi Allah o aileden başka bir şey çıkarır. O da onun takdiri. Evet. Ama biz ne yaptık diye kendimize bir sorduğumuzda çocuğumuza Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklarınıza asıl insan muamelesi yapınız sözüne uygun. Çocuğuma asıl insan muamelesi yapmışsam, birlikte namaz kılmışsak, çocuğumla baş başa vakit geçirmişsem, camilere götürmüşsem, kitap fuarlarına götürüp yazarlarla tanıştırmış, o ilçenin müftüsüyle, o ilçenin imamıyla, öğretmeniyle, müdürüyle, kaymakamıyla tanıştırıp çocuğumu ben gelecek yıllarına, yetişkinlik hayatına
değer bilen bir insan olarak ve bunu da değer vererek, oluşturarak elimden geleni yapmışsam gerisi Allah'ın bileceği bir şey. Ha, mükemmel yapabilir miyiz hiçbir şey? Hayır. Ama ameller niyetlere göre ya, ben ya Rabbi bana verdiğin bu emaneti sana halis bir kul, senin güzel Habibin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme halis bir ümmet olarak yetiştirmek istiyorum. Bunun için çaba sarf ediyorum. Biliyorum ki yetersizim ama sen beni destekle. Biliyorum eksiğim ama sen bana yardım et. Biliyorum buna rağmen yanlışlarım var ama sen bana doğrusunu öğret diye yana yakıla dua ettiğimizde inanın tahminimizin üzerinde güzel sonuçlar halk olacağına dair benim imanım tam. Evet hocam. Değişen değerlerimizden bahsettik ya hocam. Yani toplumsal hayatımızda veya değişen dünyanın bizi bir şekilde değerlerimizi de değişime uğrattığını da gözlemleyebiliyoruz bunu. Ama merak ettiğim husus şu, bu evrensel değişimler gerçekleşiyor mu? Yani şöyle, bizim sadece kültürel değerlerimiz mi değişiyor yoksa evrensel nitelikteki şeyler de değişime tabi tutuluyor mu? Siz daha demin güzel bir şey söylediniz. İlk kaynağa yönelmek dediniz ya, yani biz o ilk kaynaktan uzaklaştığımız zaman mı aslında o değerler değişime tabi tutulabilir? Çünkü ilk kaynakta olduğumuz vakit zaten değişmeye müsait herhangi bir şey de yoktur. Bu değişim neye göre ortaya çıkıyor? Bunu da merak ediyorum değerlerdeki. Şimdi benim bardağımda saf kaynaktan alınmış bir su var. Hı hı. Bunun içerisine televizyondan bir damla mürekkep, internetten bir damla bordo, bir başka bir madde. Oradan kahverengi bir madde geldiğinde benim suyum kaynaktan alındığı gibi bembeyaz, tertemiz olur mu? Olmaz. Bilgi kirliliği. Ve benim o bilgilere engel olmayış. O bilgi kaynaklarının beni ifsad etmesine müsaade edişim. Ve giderek bunu talep edecek hale gelmem. Yoksa biz ilk kaynağa bağlı kaldık da ondan dolayı mı bu kadar değiştik? Hı hı. Ondan dolayı mı savrulduk? Yok. Hani şunu da bilelim. Sahabe-i kiram gibi direkt mesajın, Kur'an'ın tebliğcisi, Kur'an'ın sunucusu, Kur'an mesajının Allah'tan sonraki Cebrail'in verdiği mesajların ilk kaynağı Peygamber Efendimiz'in yanında olmak gibi olabilir miyiz? İmkan yok ama belki o kadar çabalarız ki onlara denk, belki de onlardan üstün de olabiliriz. Evet. O yüzden yani ben zaten yeteri kadar yapamıyorum, yani olmuyor demek yerine oldurmaya çalışmak bile, bu çaba bile Allah katında çok makbul. Evet. Ve hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kardeşlerim dediği bizler, siz benim sahabilerimsiniz, onlar benim kardeşlerim, onlar bana görmeden inanacaklar dediği şahsiyetleriz yani. Öyleyse ben yolda görürken de zihnimi kirletecek görüntüler görebilirim. Hani yıllar önce bir fıkıh konusuna bakıyorum internette. Bir şey araştırıyorum. Tam kapatacağım. Önüme bir yazı çıktı. Gizli aşığını merak etmiyor musun? Hemen tıkla. Gizli bir aşığın var. Bir dakika. Bu ne şimdi? Bu ne? Benim gibi yetişkin bir insan olmasa, genç bir çocuk olsa, bu ne diyecek? Tıklayacak. Evet. Oradan nerelere gidecek bilmiyoruz. Bir milyonlarca insana gizli aşığın diyor. Anlatabiliyor muyum? Çocuklar araba oyunu oynuyorlar. Böyle sürüşlü araba oyunu oynuyorlar. Oyunun birinci bölümü bitiyor. Ondan sonra küt diye önüne bir şey geliyor, görüntü geliyor. İnanılmaz derecede bikinili gibi göğüs dekolteli bir hanımefendi. Ne şimdi bu? Niye bunun burada anlamı ne? Anlamı ne? İnsanın zihnini bozmak, gönlünü bozmak, algılarını bozmak, dikkatini hayırdan şerre, iyiden kötüye, doğrudan yanlışa sevk etmek
oradan insanları bozarak bir çıkar, bir fayda, bir kar elde etmek ve insanlığın sonunu getirmek. Evet. Bu yani amaçları bu. Dolayısıyla bizim def-i mazarrat celb-i menafiden evladur sözünde olduğu gibi, mecelledeki bir kaidede olduğu gibi, değerli hanımefendi, bizim kendimizi ve neslimizi korumak için zihnimize gelen, gözümüze takılan bilgi kaynaklarını inanılmaz derecede titizlikle ayıklayarak, hani zaruri olanlar, sehven olanlar, bizim kaçınılmaz bir vaziyette maruz kaldığımız şeyler dışında kendimizi koruduğumuzda bunun ciddi bir hayrını, faydasını göreceğiz Allah'ın izniyle. Evet hocam, kesinlikle öyle. Yoksa kaynak, bozuk bir kaynaktan bilgi geliyor. Benim bozulmamam, değişmemem mümkün mü? Evet. Mümkün mü? Mikroplu bu su içerseniz hasta olursunuz. Bu kadar yani. Biz de manen hasta oluyoruz.